Yolsuzlukların örtbas edilmesi senin ne işine geliyor da anlamış değilim ben. Neyse sözümü kesme. Otur yerine. Buyurun Sayın Altay, buyurun. Sen terbiyesizsin. Sayın Yıldız. Sayın Yıldız. Ne dedim de ben terbiyeli oluyorsun bana? Sayın Altay. Terbiyesiz adam. Sayın Altay. Terbiyesiz adam. Genel kurula hitap edin Sayın Altay. Genel kurula. Ne oluyorsun? Ey meclis. Darphanede soygun var dedim ya. Darphanede 185 milyona yapılan bir işi, Ahmet'in yaptığı bir işin ihalesini 400 milyona Mehmet'e verdiniz dedim. Mehmet dedim aynı işi 185 milyon Ahmet'in matbaasında Ahmet'e yaptırıyor dedim. Aradaki 215 milyon da cebine koyuyor dedim. Bunu araştıralım dedik. Bunu da araştırmayan bir meclis, yukarıdan gelen komutlara göre kanun yapan bir meclis nasıl milletin meclisi olur? Dezenformasyon mülteri, bak cambaza bak. Şimdi buraya madde madde dezenformasyonları yazmış. Şimdi bu yasa çıkacak, Fahrettin Altun her hafta böyle bir bülten yayınlayacak ve savcılar bu bülteni komut kabul edip, yazıklar olsun olsa öyle savcılara da, komut kabul edip yoksulluk var diyen KODES'e, rüşvet var diyen KODES'e, yolsuzluk var diyen KODES'e, böyle bir düzene de yazıklar olsun. Rütük'te bir istifa oldu, 4 ay önce oldu. Meclisteki aritmetiğe göre İYİ Parti'ye düşecek bir üyelik idi. Ya dur bakalım, bu AK Parti'ye bir milletvekili transfer edersek bu Rütük üyeliğini de biz alırız kafası pis ve kötü bir kafadır. Kötü bir kafadır. Yazıklar olsun. Milletvekili transferleriyle ilgili söylemedik söz bırakmayanların iş kendilerine gelince bu işleri demokrasinin gereği sayması da garip bir durumdur. Hadi meclis, hadi demek doğru değil de meclisin sayın başkanı parti aidiyetinden dolayı bir teslimiyet yaşıyor. Teslimiyet yaşıyor. Reis efendiye karşı bir teslimiyet yaşıyor. Rütük başkanı da o makamda oturmayı hak etmiyor ve meclisin en azından kendi adıma ve grubumuz adına böyle bir Rütük Başkanı'nın orada oturmasının hepimizin ve meclisin ayıbı olduğunu düşünüyorum. Allah var, geçmişte de gene bir böyle arıza yapmıştı. Ben de demiştim ki Rütük Başkanı için şarlatanlık ve şaklabanlık yapıyor demiştim. Rütük Başkanı bana dava açtı. Kaybetti. Hakaret davası açtı, kaybetti. Ya Allah'tan korkun ya. Hak yenir de bu kadar açık hak yenir mi ya? Yazıklar olsun. Bu ayıba ortak olanlara, bu günahı işleyenlere yazıklar olsun, lanet olsun. Şimdi Sayın Başkan, Tayyip Bey geçen 3 gün önce bir cümle kurdu. Şöyle: yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmayacağı bir, Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz dedi. Düşün bulamıyorum bu lafı niye etti. Çünkü döneminde o kadar yolsuzluk oldu, o kadar rüşvet çarkları ilişkileri oldu ki en son sermaye piyasası kurulu üzerinden dün meclise getirdik, reddedildi. 2 danışman niye atıldı o zaman? Tayyip Bey de burada bir sıkıntı olduğunu kabul ediyor. SPK üzerinden bir rüşvet yolsuzluğu, suistimal olduğunu, borsa manipülasyonu üzerinden fakir fukaranın parasının soyulduğunu zımnen de olsa Cumhurbaşkanı da 2 danışmanı işten atarak kabul etmiş. Meclis aman biz bunu ellemeyelim diyor ya. Tıpkı İyi Parti'nin Erzurum'da verdiği dilekçeyi savcının alamaması gibi. Tayyip Bey, yolsuzluğun ve rüşvetin önünden gövdeni çek. Tayyip Bey, meclisin üstüne gölge olma, yargının üstüne gölge olma. Yargının üstünden gölgeni çek dedim. Şimdi taşlar yerine oturdu. Şöyle oturdu. Bir yasa görüşüyoruz. Sansür yasasını görüşüyoruz ve gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı çok kararlı. Çözdüm ben meseleyi Sayın Başkan. Şimdi Tayyip Bey'in 3 gün önce söylediğini şöyle okuyalım. Yolsuzlukların konuşulmadığı, rüşvetin konuşulmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle konuşulmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz. Bu yasa işte, hazırlık bu yasa. Bu yasa.
Ve iletişim başkanı da ilk tebliğini yayınlamış. Hayırlara vesile olsun inşallah. Dezenformasyon bülteni. Bak. Cambaza bak. Şimdi buraya madde madde dezenformasyonları yazmış. Şimdi bu yasa çıkacak. Fahrettin Altun her hafta böyle bir bülten yayınlayacak. Ve savcılar bu bülteni komut kabul edip, yazıklar olsun olsa öyle savcılara da, komut kabul edip, yoksulluk var diyen KODES'e, rüşvet var diyen KODES'e, yolsuzluk var diyen KODES'e, böyle bir düzene de yazıklar olsun. Biz Hodri Meydan, ey AK Parti, ey MHP, Hodri Meydan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün bize verdiği bütün hakları, obstrüksiyonları kullanacağız. Kimse kusura bakmasın. Bu yasanın daha yapacağız, merak etmesin. Buyurun Sayın Altay. Sayın Yıldız. Açalım, tamamlayalım Sayın Altay. Yolsuzlukların örtbas edilmesi senin ne işine geliyor onu da anlamış değilim ben. Neyse, sözümü kesme. Otur yerine. Buyurun Sayın Altay, buyurun. Sen terbiyesizsin. Sayın Yıldız. Sayın Yıldız. Ne dedim de ben terbiyeli oluyorsun bana? Sayın Altay. Terbiyesiz adam. Sayın Altay. Terbiyesiz adam. Genel kurula hitap edin. Sayın Altay, genel kurula. Ne oluyorsun? Buyurun. Tamamlayalım lütfen. Gelme o zaman. Sayın Altay, şimdi, tamamlayalım. Buyurun. Özetle, daha bu hafta başında, ey meclis, darphanede soygun var dedim ya. Darphanede 185 milyona yapılan bir işi, Ahmet'in yaptığı bir işin ihalesini 400 milyona Mehmet'e verdiniz dedim. Açalım ve son sözünüzü alayım. Mehmet dedim, aynı işi 185 milyon Ahmet'in matbaasında Ahmet'e yaptırıyor dedim. Aradaki 215 milyon da cebine koyuyor dedim. Bunu araştıralım dedik. Bunu da araştırmayan bir meclis, yukarıdan gelen komutlara göre kanun yapan bir meclis nasıl milletin meclisi olur? Teşekkür ederim. Ve bu mecliste dün de konuştuğumuz gibi böyle bir üslup ve dil, hukuk tanımaz. Kendileri hukuktan, hukuk devletinden, anayasal düzenden bahsederken kendilerine uygun olmayan hiçbir hukuki yapıyı, anayasal düzenlemeyi ve yasayı geçerli ve gerçek görmeyen, istedikleri gibi her konuyu kendilerine göre yontan bir dile karşı söyleyebileceğim tek bir şey var. Jung diyor ki, hiç kimse bir başkasını yargılayacak kadar mükemmel değildir. Kendisinde bu hakkı görecek kadar hadsizdir sadece. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir yasal düzenlemeden yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kullandığı ifadeleri de ve AK Parti ile ilgili kullandığı pis ve kötü kafa ifadesini de kötü söz sahibine aittir ilkesine göre Sayın Altay'a iade ediyorum. Öncelikle bakın, eğer biz burada yasalara, meclis iş tüzüğüne göre davranacaksak, bu ifadeler de, bu konuşma üslubu da ne hukuka, ne temel ilkelere, en hafifinden artık nezaketi bir kenara bıraktık, nezakete de uygun değildir. Şimdi en ufak bir tepkiyle karşılaştığınızda karşınızdaki insana terbiyesizlik yapma diye bağırmazsınız. Şimdi en ufak bir eleştiriyle karşılaştığınızda hemen yolsuzluk, hırsızlık ithamıyla sesinizi yükseltip bağırmaya başlamazsınız. En temel ahlaki ve insani ilke şunu gerektirir ki
bir insanın nezaketinden daha güzel bir şey olamayacağı için karşınızdakini anlamaya çalışırsınız. Bu ülkede yasal çerçeveyi ortaya koyduğunuzda diyorlar ki biz yargıya güvenmiyoruz. Diyorlar ki sarayın yargısı, diyorlar ki sarayın savcısı, diyorlar ki sarayın hakimi. Bu ülkenin onurlu, haysiyetli savcılarına ve açalım da etmek ve yapılan kararlar, alınan kararlar kendileriyle ilgili olumlu çıktığında alkışlayan, olumsuz çıktığında hakaret eden, aşağılayan bir dille karşı karşıyayız. Bu dil kaybedecek ve kazanamayacaklar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Zeybek. Sayın Altay buyurun. Bu ülkenin savcılarına ve hakimlerine hakaret etmekle beni itham etti, sataşmadan söz istiyorum. İster yerimden verin. Yerinizden ondan. Açalım mikrofonunuzu. Peki. Buyurun Sayın Altay. Sarayın savcısı olduğunu şimdi bugün bak. Sayın Aydoğan. Süreyi yeniden açın. Açalım. Grup Başkan Vekiliniz konuşuyor. Şimdi biz kimseye hakaret etmeyiz de artık AK Parti için bir ritüel oldu. Kendilerine karşı olanlar, yaptıkları yanlışa ses çıkanlar ya teröristtir, ya bölücüdür, ya vatan hainidir, ya dış güçlerin piyonudur. Bu böyle. Sizi tenzih ediyorum. Ama iktidarınız çalıp çırpacak ve biz sessiz kalacağız, öyle mi? Bunu kimse bizden beklemesin. Çok net söylüyorum. Ya elinde bilgi ben var, söyleyeceğim. Ya verdik kardeşim, İyi Parti suç. Şimdi siz bilgiyi, devam edin Sayın Altay, buyurun. Genel kurul hitap edin. Bilgiyi belgeyi savcıya getiriyoruz. Savcı bizimkini kerhen aldı, daha dosyayı açmadı. İyi Parti teşkilatı götürdü. Savcı adliyenin arka kapısından çıktı. Nasıl yapacağız onu bilmem. Ama bak bir şey söyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı dedi ki canlı yayında, mafyadan her ay 10 bin dolar haraç, avanta, harçlık, bahşiş ne dersen de alan bir milletvekili var dedi. Ey savcılar, ben savcılara hakaret etmedim. Ama 6500 savcı var bu ülkede. Bir tane mi cesur savcı yok ya? Bunu istemek benim hakkım değil mi? Bu takibe dayalı bir suç değildir rüşvet. Başka örnek vereyim mi? Sezgin Baran Korkmaz. Dünyada, Türkiye'de kara para atlayıcılığından dolayı hakkında bir itham var. Adamın yurt dışına çıkış yasağı vardı. Evet, son sözünüzü alayım Sayın Altay. Bir dakikayı konuşamadım. Adamın mal varlığına el koyulmuştu yargı kararıyla. Sonra ne oldu Sayın Başkan? Mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı yargı kararıyla. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı yargı kararıyla. Ben bunlara yargı kararı demiyorum, özür dilerim. Saray talimatıyla. Adam kaçtı. Amerika'da arıyor adamı. Amerika aldı Avusturya'dan. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı dedi ki bu kaçış için, bu bir devlet operasyonuydu dedi. Ey savcılar, ey hakimler. Talimatla çalışmayı bırakın. Buradan söylüyorum. Başıma ne gelecekse gelsin. Ben bu ülkede hakkı, hukuku savunmak zorundayım. Adaleti savunmak zorundayım. Herkesten de aynısını beklerim. Teşekkür ederim Sayın Altay. Başka örnek vereyim mi? Sayın Başkan. Süreniz tekrardan aramızda döneceksek döneriz. Dönmeyeceğiz. Satışma tamam. Yaptı, örnekler Sayın Altay. Örnekler yeterli diye düşünüyorum. Örnekler yeterli diye düşünüyorum.